Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepiniz yepyeni PC Building Simulator videosuna hoş geldiniz ve bugün bayağı hoş bir bölüm olacak. Haberiniz olsun. Çünkü ilk defa ciddi bir iş aldık. İlk defa sıfırdan belli bir ücret karşılığında kasa toplayacağız. O yüzden hazırlıklı olun. Başarabilecek miyiz? Başaramayacak mıyız? Onu hep beraber göreceğiz. Niye 7? Ha, lessen diyor. Ay! Seni yerim ulan. Seni yerim. Nasıl bir sistem var abi sende? 750 dolardan daha az para harca diyor ve 950 dolar verecek bana. 16 GB RAM dediğin nedir ki? 500 GB'ı yükselt diyor bir de. Come on. Come on hocam. Ne building a whole PC? This job requires you to build an entire PC. Hadi abicim diyor ki sıfırdan toplayacaksın. Geldi şimdi işte ana beklediğimiz özellikler geldi. Sıfırdan bilgisayar toplayacağız. For building a yellow label is placed on the whiteboard in the office. Pick up the yellow label to attach. Wow. Ve uy kasaya bak sen. Sen nasıl bir şeysin öyle? Öf. Öf. Tasarım efsaneymiş yalnız. Ne güzel kasa lan bu. Neyin kasası bu? Benim kasaya da açık benziyor da tam olarak değil. Benimki daha geniş içi. Aşağısı boş yani. Üstte var benim alan ama içine gömülmüş bir alan o da. Güzel kasaymış gerçekten. Sana RAM ekleyeceğiz değil mi? Sana da pusu değişeceğiz. Bitti. Yarın yeni sistem topluyoruz. Hadi bakayım. Kapat. Elektriği de kapat. Ucuzundan sistem. Hadi bakalım. Bunu tecrübe etmemiz lazım abi. Her şeyle sıfır toplayacağız ya. Aslında dün sipariş vereydim. Bugüne gelirdi parçalar değil mi? Aptal kafam işte benim. Bazen çalışmıyor. Heyecanlandım bir an. Yapıştır. Tamam. Çalıştır. Kur hemen. No. Level 6 olduk bu arada. Oley! Kutuyu açabiliyorum. 2500 dolar. Ay o kutuyla ben ne yapacaksam 2500 dolar diyorsun sen bana. Bunun pususunu değişeceğiz değil mi? Şunu bir sat abi. Kabloları bağlayalım şimdi. Çalıştır. Güzelmiş ama kasası gerçekten. Hoşuma gitti bu kasa. Bunu da al. Yalnız bizim 750 dolardan daha az harca dediği iş için paramız yok. Bunu teslim edince gelecek ayrı konu. Hadi. Bunu da çalıştı. Bu sefer faturamız daha az gelecek abi. Elektrik faturasını yırtacağız en azından. Şimdi. Bitti mi burası? 3200 aldın. Ne? 4500'ü 3200 alıyor ya.
Lan lazım olduğu zaman biz bu değerleri alamıyoruz. Gel. Tamam. Bitti. Bunu hallet... Geçen mi hallettik bunu? Hard disk replace'i. Hani 5... Ha 1 terabayt koyduk. Tamam hallettim. Onun parasını almışım. Abi bir kere daha alalım ya. Fakiriz. Bunun zamanı vardı ha. New parts available. 1060 geldi sonunda. Sonunda 6 GB'lık 1060 gözüktü. Upgrade graphic cards. Upgrade 8 GB RAM. Bir deneyim bakayım. PC nasıl geleceğini merak ediyorum. Ve ekran kartı dedi. Elimde 1050 Ti vardı. Nasıl iş görür bilemedim. CPU upgrade RAM. Hep upgrade upgrade. Şimdi 1041 dolar param var değil mi? Biz PC toplayalım. Ne istiyor abi? 750 not alayım ben bir kağıt kalem bir kenar. Zaten öyle çok bir aman aman bir şey yok da. Hard disk ve şeyden istiyor. RAM bellekten belli bir şey istiyor. Storage ile beraber. 500 GB HDD istiyorsun değil mi abi sen? Bir de 16 GB RAM istiyorsun. Tamam. Bu iş bende. Kasa masa hiç fark etmez değil mi? A'dan Z'ye toplayacağız lan. Bir de 750 dolardan azı topla diyor da sana ne kardeşim? Belki ben 50 dolar kar edeceğim. Belki ben güzel iş yapmak istiyorum. Allah Allah ya. Bu 7 gün sürecek. Ulan Willetron'da ikinci eli varmış lan burada. Ay iyi neyse. O zaman bir anakartta başlayalım. İşlemcinin en dandırını alsam. Tabii önce anakarta başlayalım ki oturtacağız orayı. Ucuzundan bir anakart 100 dolar. En ucuz anakart 100 dolar Mortoni. Ekledim Mortoni. Neymiş? 1151 soket. İşlemciyi oturtalım abicim. Dandirik bir işlemci. Bu arada 16 GB hepsi destekliyordur umarım. Bu yeter. 39.50. Daha da ucuz var. 39.30. Ama 10 dolar çok bir şey olmaz bence. Arada çok bir dağ gibi farkı olmayacağı için. Bakayım. Daha ucuzu yok. 3900'ü mü söylesem acaba? Gerçi o 2008 bu 3000. Hadi 60 dolar bu ne de. Sonra düşer mi olmadı? Bazıları daha pahalıya gelirse. Şu an 190 dolar tamamladık. Ekran kartı olarak ucuz bir şey alalım. Bak 1030. Daha ucuz var mı? 75 dolar. Overclocklu 1030 daha tatlı. En ucuz malzemelerden toplayacağız. Daha ucuz yok. Aşağı gittikçe artıyor fiyatlar galiba. Tamam ben onu alayım abi. Overclock da yapar arada. Kardeşim benim. Şimdi memory. Memory derken 16 GB istiyorsun. Tekli 16 alsak mı? İkili 8 daha mantıklı aslında. Fiyatlara bak çok pahalı ya. Hocam ben seni 16'yı böyle 160'a geliyor değil mi? Bu şekilde alırsak. Şundan alırsam 160'a geliyor. Bundan alırsam 160'a geliyor. Bundan alırsam daha pahalıya geliyor. Bu da daha pahalıya gelecek. Bu 170'e gelecek. 55 diyor bak. Bu da çok pahalı oluyor pardon. Bu da olmaz. 95 dolar öf. En ucuz onlar galiba şu. Şundan alırım abi. Fiyatı 45 diyor ama. Heh tamam 80 işte. Bundan 2 tane alırım ben. Storage 500 GB. Mortoni mis gibi 50 dolar ama Seagate daha iyi olur. 50 dolar. Okey ekle hocam. Power supply. Şimdi aldığımız ekran kartı 300 bile yeter mi acaba? Bakayım. Ekran kart ve işlemci. 30 watt diyormuş. 300 yeter de artar ya o zaman. 51 watt diyormuş bu da. Anakartların ne kadar yediğini göstermiyor ama. Bence 300 abi ileride öyle bir sipariş gelir ki var ya öf. Öf yani. Tekli 16 GB daha mı ucuz? Bakayım hemen. Sanmıyorum öyle bir şey olacağını. 175 dolar. 180 dolar.
180 dolar. 180 dolar. Ben 160'a getirdim abi. 20 dolar daha karlıyım. Power supply 300 yeter ya. Şunu da aldım. Kasa uyduralım şimdi. Bize mid tower kasa lazım. Zaten varmış. Cooler Master'ın bayağı bir ucuz. Çok heyecanlı lan kasa toplamak. Abi en iyisi buymuş yani. Bol bol böyle müşteri gönderin. Üf. Benim invin kasam yok ya. Invin kasası ne zaman gelecek acaba? Invin daha yok. Şu kasayı daha çok sevdim ben. Next. Siyah da var, beyaz da var. Siyahını alalım biz. 80 dolar. Easy boy. İşlemci. 1151 sokete ucuz bir şeyler. Elimde ne vardı aslında? Dur elimdekileri bakayım ben. Biz niye alıyoruz ki? Elimizde de var. Bak mis gibi. 1050 Ti'm var. Tamam bundan oturturum ben. Sıkıntı yok. 2 tane 1050 Ti'm var lan yalnız. Öf. Ben şunu yapıştırırım abi. Onlar elimde kalsın. Ekran kartını çıkaracağız. Güzel oldu. İyi oldu bu şekilde. İşlemcim de var. Niye biz satın alıyoruz? Kimse de demiyor ki niye satın alıyoruz biz bunca şey diye. Her şeyim var ki elimde. Bak 39-30 mis. Storage bunu göm hocam. Bu kalsın. 1151 ile uyumlu cooler mu da var. Tamam abi daha ne isteyeyim? Daha ne? Allah cezamı verecek yemin ediyorum ya. Anakart gelsin. Bunu kaldır. Kaldır. Bundan 2 tane 16 gelecek. 500 tamam tamam. Okey. 450 dolar. Mis. Hemen hemen gelsin. Hemen. Dur sipariş vermeden önce başka eksiğim var mı? Başka işlerle alakalı. Bakayım hemen. Başka bir işim yok mu lan benim harbiden? Bunlar in transit. Yarın gelecektir. Okey. Bunu da kaldırayım. Yaptığımız iş. Tamam o zaman siparişini veriyorum. Yay! Kablolar otomatik gelecek herhalde. Dur heyecandan PC'yi kapatmayı unuttum. Kapat. Işığı da kapat. Ve eksiğe gitmeyeceğim abi. Çok güzel. Pay utility bill. Bak elektrik geliyor. Çok merak ediyorum ne kadar geleceğini. En azından 15-20 gün falan biz elektrikleri tasarruflu kullandık. Must complete job, must complete job. Tamam. Ben hemen kasayı toplayayım. Aç ışığı. Hemen bir kasa. Storage. Kasam nerede benim? Ha şunu alacağım muhtemelen. Şunu alıp şuraya koyduğumda. Şimdi gözükecek inşallah. Sana okunuyorum. Tamam dur abi. Abi PC parts da gözükmüyor ama. Kasayı nereden alacağım ben? Haydi. Bak bu hiç hoş olmadı abi. Bu hiç hoş olmadı şu anda yani. Benim kasam nerede? Siparişimi verdim. Kasa olmadan nereye oturtacağım bunları? Kapıda mı? Kasa öyle mi duruyor? Şudur muhtemelen. Üzerine bir şey yazmıyor. He, tamam tamam tamam. Tamam ulan. İyi ki siz varsınız ha. Çok biliyorsunuz siz de. Niye bileyim kapıda oldun ben? Şimdi mağazalarla başlayalım. Ulan ilk kasa tecrübemiz yalnız. Benim ağzım kulaklarımda şu anda. İyi iş çıkaracağız. Buradan iyi para kaldıracağız abi. 180 dolardan daha fazla harcadık be. Ne 180'i? Ondan sonra hemen memurları oturtayım ben. Şöyle. Her işe dikkat ederim hocam ben. Şimdi kendim topladım ya bunu.
aç şunu. Niye bunu yediriyorsun? Niye ben istediğim oturturum ya? Niye bunu yedirttiriyor? Ben anlamıyorum ki. Güzel bir işlemci bu abi. Ben ucuz bir şey söylerdim ama ayıp ya. Şu tiki kaldır. Ha? Şu ne de abi, şu tikten dolayıymış. Lanet olası tikten dolayı. Bundan önce de yapıyorduk biz o görevler var ya. Nasıl incompatible? 39-30. Haydi. Bunun soketi de 1151. Ne alaka ya? 6300'ü koysam. Bakayım 6300'ün fiyatı ne kadar? Abi 170 dolar falandır o ya. Ben daha ucuza getirirdim işlemciyi. Skylake. Bizim anakart... Bak o konuyu uçurdum ben. Kaçırdım. Mortoni. Skylake. Skylake işlemci olacakmış sadece. Ah be abi. Orada kaçırdım. Soketten bakarak aldım ya. Öf. Bunlar Kaby Lake değil mi? Eski. Neyse sağlık olsun o zaman. Bakayım hemencik. Bunun fiyatı 60 dolardı. Anakartı alırken hata yaptık. 6300'de 160 dolar. Çok sağlam bir işlemci koyuyoruz adama da. Hadi bizden olsun. Ne yapalım? Biz de böyle cömert insanlarız işte. İnşallah Kulink uyuyordur. Evet uyuyormuş. Güzel. Bunları da bağlayalım hemen. Fanları girdik. Aç şurayı. Bunu buraya. Kapağı var dur. Storage koyalım. Ya o az önceki USB'ler mi bunlar? Neyse bağlayalım. Çalıştıracağız nasıl olsa. Deneyeceğiz. Tamam. Şimdi ekran kartını oturtalım. 370 kullanacağım. Çok ucuz çünkü. Ondan dolayı. 1050 Ti güzel bir kart. 370 de kazsın. Hem şey yapar abi. Bitcoin falan da kazım işlemi yapar. Bitcoin olmaz ama altcoin'lerden kazar bir şeyler. Güzel. Al bak. 685 dolar olmuş abi. Biz 700'ü geçeceğiz. 750'yi geçmeyeceğiz ama muhtemelen. Toplam değerini hesaplıyormuş adamda. Dur ya. Şunu kaldırmam lazım. Bir tek pusu kaldı. Şu işlemci çok pahalıya gitti ya. O işlemci anakart ucuz dedik. İşlemci pahalı oldu. PC parts. Tamam 715 dolar. Çok daha temiz iş. Her gün böyle 2 müşteri alsam var ya öf 400-500 dolar para. Mis. Şu arkayı da kapatalım. Çalışmaz olur mu? Windows satın almadık yalnız. Öyle bir durum yok herhalde. Güzel PC oldu. Tamam. Lan. Ha güç kablolar. Dur şu müziği de açayım. Güç kablolarını unuttuk ya biz. Gücü bağladık da. Kablolar bağlamadık. Ben de diyorum niye çalışmıyor? Tamam. Ekran kartı. Çalış ulan bu sefer. İşte bu.
No os found. Ulan osu ne yapayım ben? Osu ben mi yükleyeceğim? Hayda, harbiden Windows lazım. Onu nasıl yükleyeceğim? Dur şöyle yapayım. İçinde var herhalde. Crackli bir şekilde. Belki USB takılıyken çalıştırmamız gerekiyordu. İçinde OS çıkacaktı falan. Heh, aynen. Bak 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 bak, çözdüm ulan. Çözdüm, format atıyoruz. Yes. Oh. Woohoo. Hadi bakayım. Of be. Kapat. Kablolarını da çıkar. Bunu dikkatle ayıralım. PC biz topladık abi. Daha sıfır. Daha kokusu gitmedi. Benim ilk göz ağrım. $900 para gelecek. Lanet olsun zenginiz. Lanet olsun. Öf. Nasıl? $950 dedi ama aradan birazcık daha böyle koparmaya çalıştık ama birazcık daha ilerledikçe bu işleri daha tecrübeli olacağız. Elimizde olan ikinci eller daha fazla olunca tabii ki de çat 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 diye bedavayı bile getirebileceğim düzeyler gelecektir diye düşünüyorum ama ilk işin kazası olmaz. İlk elin günahı olmaz. O yüzden hallederiz. Bir sonrakilerde artık daha çok para kazanırız diye düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın ve her zamanki gibi benimle kalın.